Sevgili seyirciler, peygamberler insanlara hiçbir menfaat beklemeden, onlardan hiçbir yarar ummadan, bir fayda sağlama düşüncesine kesinlikle girmeden, sırf Allah rızası için Allah'ın emirlerini bildirmek istemişler ama anlaşılmaz bir tarzda insanlar onlara cephe almışlar, düşman olmuşlar, hasmane hareketlerle onları reddetmeye kalkmışlardır. Düşmanca davranmışlardır onlara karşı. Ama bunun neticesinde kaybeden yine kendileri olmuş. 3 günlük dünya menfaatine aldanmış, peygamberlerin kendileri için hem dünyada hem de ebedi ve sonsuz hayatta gerçek huzur ve mutluluğu getiren sözlerine itibar etmemişler. Bunun neticesinde peygamberlere hakarete yeltenmişler. Onlara işkence ve eziyet etmek istemişler. Ellerinden geleni artlarına koymamışlar ama bunun neticesinde de tabii Cenab-ı Hakk'ın hükmü tecelli etmiş. Onların her biri dünyadayken daha perişan olup gitmişlerdir. Nitekim bakın ayet-i kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sümme ehaztüllezine keferu fe keyfe kâne nekir. Sonra inkarcıları biz anında yakaladık. Sımsıkı onları kıskıvrak yakaladık. Onları tuttuk. Fe keyfe kâne nekir. Ve onlara dedik ki bakın şimdi beni inkar etmenin, bana karşı gelmenin, benim emirlerime muhalefette bulunmanın, isyan etmenin neticesi nasıl oluyormuş bir görün dedik onlara buyuruyor Cenab-ı Hak. Nekir kelimesi burada inkar manasında. Yani bir taraftan beni inkar etmenin neticesi nedir veyahut da benim azabım nasıldır bir görün bakalım. Bu inkara verdiğim ceza nedir? Şimdi onu bir tadın, bir anlayın bakalım buyurmuştur Cenab-ı Hak. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا Görmedin mi, düşünmedin mi, anlamadın mı ki Allah, Yüce Allah gökten su indirdi, yağmuru indirdi Cenab-ı Hak. فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا Cenab-ı Hak burada bakın gaybtan burada mütekellim, mütekellim sigasına intikal ediyor. Buna Arap edebiyatında iltifat sanatı deniliyor. Arapçada bu çok var. Şimdi böyle üçüncü şahıs üzerinden mesele anlatılırken birdenbire birinci şahsa intikal ediliyor. Kur'an-ı Kerim'in üslubu bu. Belagat-ı Kur'aniye'nin inceliklerinden birisi. Cenab-ı Hak burada Allah bak nasıl görmedin anlamadın mı ki Cenab-ı Hak gökten yağmuru indirdi. Arkasından da Cenab-ı Hak buyuruyor ki fe ahracna bihi. Biz o yağmur vasıtasıyla, yağmurun delaletiyle, yardımıyla çıkardık buyuruyor Cenab-ı Hak. Semeratim muhtelifen elvanuha. Çeşitli renkteki, çeşit çeşit renklerde meyveler, mahsuller, ürünler çıkardık yerden buyuruyor Cenab-ı Hak. Ya Allah-u Teala lütfediyor, yağmur gönderiyor, kurumuş topraklar tekrar hayat buluyor, neşvi nema buluyor, canlanıyor ve bu suretle yemyeşil bir canlılığa bürünüyor tabiat. Oradan çeşit çeşit meyveler, sebzeler çıkıyor. Bu surette insanlar için rızık olacak. Kimisi ekşi, kimisi tatlı, kimisi insanların sevdiği cinsen acı. Çok çeşitli mahsulat bu suretle meydana çıkıyor ve Allah-u Teala'nın lütfuyla insanlara nimet olarak ihsan ediliyor bütün bunlar. Ve minel cibali cüdedun bidun ve humrun muhtelifun elvanuha ve garabi busud. Ya nasıl meyveler, sebzeler renk renk, çeşit çeşit ise kimisi kırmızı, kimisi beyaz, kimisi siyah, kimisi yeşil, çok çeşitli renklerde, kimisi turuncu ise bunun gibi dağlarda da o taştan, topraktan meydana gelmiş dağlarda da o dağların tabakaları içerisinde nice renkli maddeler var. Kalkerler var, kireçler var, killer var, kumlar var. Bütün bunlar her biri ayrı ayrı renklerdedir. Ve minel cibali cüdedüm bildun. Dağlardan da böyle beyaz renkli yollar var. Bembeyaz yollar var.
cüdedün kelimesi burada Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri cüdde kelimesinin cem'i. Hani cadde de diyoruz ya, cadde de buradan geliyor işte. Yani yollar cüdet cem'i oluyor burada. Biyudun beyaz yollar var. Ve humrun kırmızı. Bazı topraklar kırmızıdır, kıpkırmızı böyle. Kimisi kireçli olur, beyaz olur. Kimisi daha başka mineraller ihtiva eder. Onlar da kırmızıdır böyle. Muhtelifun elvanuha. Çeşit çeşit renkli yollar var. Ve garabi busut. Simsiyah olanlar da var. Böyle katran gibi siyah olanlar var. Kapkara yollar da var. Toprak tabakaların içerisindeki madenlerin, minerallerin özelliğinden kaynaklanan, o toprağın içindeki çeşitli maddelerin hususiyetlerinden kaynaklanan renklerle ayrı ayrı birbirinden farklı özellikler de ortaya çıkar. Dağların yapısı, mermerler vardır, öyle bembeyaz, süt gibi beyaz olur. Mermer vardır, kıpkırmızı olur böyle. Al renkli olur adeta. Mermer vardır, simsiyah olur. Çeşit çeşit bunlar tabiatın içerisinden tabi olarak çıkarılır. İşte garabib kelimesi de hırbib kelimesinin cem'i. Gırbib demek çok koyu siyah demek. Artık burada tekir için simsiyah renkli yollar da vardır dağlarda buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve minen nâsi veddevâbi vel en'âmi. İnsanlardan da insanlar, hayvanlar, sürüngenler, her çeşit yeryüzünde yaşayan varlıklar, canlı varlıklar. Dâbbe kelimesinin cem'i devâb kelimesi. Vel en'âmi davarlar. Koyun, kuzu, keçi, diğer inek, sığır cinsinden hayvanlara en'am deniliyor. İnsanların istifade ettiği evcil hayvanlar. Muhtelifun elvanuhu. Bunların da kezalik aynı şekilde renkleri birbirinden farklıdır. İnsanlar nasıl beyaz olduğu gibi, kızıl renkli olduğu gibi, siyah olduğu gibi, sarı ırktan olduğu gibi, nasıl çeşit çeşit renkleri varsa insanların, Rum suresinde geçmişti. Bu da Allah'ın kudretinin alametidir. Ve min ayatihi halqus semavati vel ardi ve ihtilafu elsinetikum ve elvanikum. Ya bütün semavatın ve arsın, göklerin ve yerin yaratılışı, ve insanların sizin renklerinizin birbirinden farklı olması, dillerinizin birbirinden farklı olması Allah'ın kudretinin alamet ve işaretlerindendir. İrade-i Sübhaniye'nin tecellisidir bütün bunlar. Bunun gibi işte insanlarda da birbirinden farklı renkte olanlar var. Hayvanlar da aynı şekilde, bunların her birinin renklerinin birbirinden farklı olması da böyledir buyuruyor. İşte bütün bunlar Allah'ın iradesini gösteren, bu irade-i Sübhaniye ile Allah'ın dilemesiyle, kudret-i ilahiye ile yaratılmış olan varlıklardır ve bu özellikler onlara Allah tarafından verilmiştir. İnnemâ yakşallâhe min ibâdihil ulemâ. Allah'tan ancak alim olan, ilim sahibi olan kulları korkar. İnsanın ilmi, marifeti ne kadar artarsa, insan tabiatın yaratılışını, kendi hilkatini ne kadar iyi tanırsa, kudret-i ilahiyeyi o kadar daha iyi anlar ve o nispette de onun haşyeti artar. Allah'ı, Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünü idraki artar ve o büyüklük karşısındaki teslimiyeti de artar ve dolayısıyla Allah'tan daha çok korkar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri, Allah'tan en çok korkanınız benim buyurdular. Çünkü Allahü Teala'yı en iyi tanıyan, marifetullah konusunda, Allah'ı bilme ve tanıma konusunda en geniş bilgiye sahip olan o idi. Onun için onun korkusu herkesten fazlaydı. Daha önce de işaret ettiğimiz gibi Allah korkusu, öyle bazılarının zannettiği gibi insanlarda, öyle iradesiz insanlarda daima böyle kararsız, şaşkın ve ne yapacağını bilmez bir halet-i ruhiye sokan normal ve adi korkulardan değildir. Şuurlu bir korkudur. O korku insanın şuurunu, kalbini, gönlünü aydınlatır. İnsanı daha faydalı, daha akıllı, daha şuurlu işlere yöneltir. Halbuki korkan insan ne yapacağını bilmez normal olarak. Diğer korkularla Allah korkusunu birbirine karıştırmamak lazım.
İnnallâhe azîzün gafûr. Allah-u Teala güçlüdür ve çok bağışlayandır. Aziz kelimesi galibun alâ emri. Ne isterse onu yapabilecek. Ona yapmak istediği konusunda kesinlikle kimsenin karşı gelemeyeceği bir kudret sahibidir Allah. İnnellezîne yetlûne kitâballâhi ve ekâmussalâte ve enfekû mimmâ razaknâhum sirran ve alâniye. Onlar öyle kimselerdir ki Allah-u Teala'ya inanan alimler, Cenab-ı Hakk'ın alim kulları öyle insanlardır ki onlar Allah'ın kitabını tilavet ederler. Kur'an-ı Kerim okurlar onlar. Manasını düşünerek, emirlerin icabını ve gereğini yerine getirerek Kur'an-ı Kerim'i okur, tilavet ederler. Ve ekamus salate, namazlarını dosdoğru kılarlar. Ve enfeku mimma razaknahum, kendilerine rızık olarak verdiklerimizden onlar Allah'ın bahşettiği imkanlardan harcarlar, verirler nafaka olarak, sadaka olarak, zekat olarak Allah'ın emriyle insanlara karşı duydukları sevgi ve merhamet duygularıyla, şefkat duygularıyla o Allah'ın verdiği imkanı başkalarına da intikal ettirirler. Başkalarına da verirler, onlar ihsan ederler. Sirran ve alaniyeten, gizli ve aşikar. Gösterişten uzak olarak. Bazen gerekir, hiç kimsenin haberi olmaz onların yaptıkları hayır ve hasenattan. Bazen da icap eder, teşvik olsun diye başkalarını da bu işe özendirmek için, başkalarını da bu işe koşturmak için oradan doğruya açıktan açığa da hayır yaparlar. Bu suretle onlar güzel örnek teşkil ederler. Kesinlikle kendilerinde riya ve gösteriş kaygısı yoktur hiçbir zaman. Yarcune ticareten lentebur. Onlar zevali olmayan, bitip tükenmeyecek bir ticaret umarlar. Böyle bir kazancın peşindedirler. Rızayı hakkı düşünürler onlar. Gelip geçici menfaatlerle kendilerini avutmazlar. Onlar öyle kazip şöhretlere kapılarak insanlar arasında methü sena ile anılmak, övülmek, takdir edilmek gibi onların öyle gelip geçici şeylere itibarı yoktur. Onlar Allah için, onlar gerçek manada sermaye olacak, gerçek manada kendilerine kazanç temin edecek bir ticaretin peşindedirler ve bunu umarlar, bunu beklerler. لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ. İşte bunun neticesi olarak buyuruyor Cenab-ı Hak, onların ecirlerini Allah-u Teala verecektir onlara. وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ, ve onlara olan ihsanı daha da arttıracaktır Cenab-ı Hak. Onların mükafatı cennetse buna ilaveten, buna ek olarak, bunun dışında onlara Cenab-ı Hak cemalini lütfedecektir. Cemal-i ilahiyi müşahede imkanını bahşedecektir. İnnehu gafurun şekur. Allah-u Teala çok bağışlayıcı ve insanların şükür ve Cenab-ı Hakk'a teşekkürde bulunan, verdiği nimetlerinin kıymetini idrak eden kimselere karşı da Allah-u Teala çok lütufkardır. Onların bu şükürlerini en iyi şekilde mükafatlandıracaktır Cenab-ı Hak, ödüllendirecektir. Onları elleri boş bırakmayacaktır Cenab-ı Hak. İnsanlar yaptıkları iyiliğin, Allah rızası için yaptıkları hayırın mutlaka karşılığını göreceklerdir. Hele bu hayır ihlas ile yapılmışsa, hele bu hayır her türlü riya ve sümadan, göstermek, gösteriş olsun demek veyahut da işittirmek gayelerinden tamamen uzak, halisan liveçillah, sırf Allah rızası için yapılmışsa ve hulusu kalbiyle yapılmışsa, Cenab-ı Hak mutlaka bunun mükafatını o halis kullarına bahşedecek, onları eli boş bırakmayacaktır Cenab-ı Hak.